Evet arkadaşlar, yine otomobil dünyasından bir söyleme karşınızdayız. Bugünkü konumuz Fiat Kronos. Biliyorsunuz Fiat Türkiye'de en çok otomobil satan firmaların başında geliyor. Hatta sedan otomobiller söz konusu olduğunda en çok otomobil satan firmanın biz Fiat olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ODD'nin paylaştığı verilere baktığımızda da uzun yıllardan beri Fiat'ı kimse tahtından edememiş. Bunun tabii ki temel nedeni arkadaşlar, ticari taksilerde genel olarak Fiat Egea'ların tercih ediliyor olması. Bir diğer unsur da filo arabalarında yine genel olarak Fiat Egea'nın tercih ediliyor olması. Yani insanlar hani binmek için çok fazla belki Fiat Egea almıyorlar ama günün sonunda baktığınız zaman bir filo tarafında ya da bir taksi tarafında Fiat Egea'nın fazlasıyla biz tercih edildiğini görüyoruz. Şimdi gelelim Fiat Kronos'a arkadaşlar. Bilindiği üzere İtalyan otomobil devi marka konusunda biraz daha farklı stratejiler izliyor. Normal şartlarda biliyorsunuz. Atıyorum Toyota Corolla. Nedir? İşte MK1, MK2, MK3 diye geliyor. Yani farklı kasalarla karşımıza Toyota Corolla modelleri çıkıyor. Ama Fiat tarafında bu durum biraz daha değişiyor. Özellikle sedan modellerde sürekli biz ismin değiştiğini görüyoruz. Ne vardı eskiden? Örneğin Sienna vardı arkadaşlar. Sienna gitti, Alba'ya geldi. Alba'ya gitti. Linea geldi. Linea gitti. Egea geldi. Şimdi Egea gidince acaba yerine ne gelecek diye düşünüyoruz. Bu durum Avrupa'da da çok değişken değil. Avrupa'da da yine mesela Linea modelinin yerine arkadaşlar Kronos modeli geldi. Bu Kronos modeli bazı pazarlarda Linea olarak satılıyor. Örneğin Egea Avrupa'da Tipo olarak satılıyor. Amerika'ya baktığımızda Dodge Neon olarak satılıyor. Yani Fiat otomobillerinin ülkeden ülkeye farklı isimlerle satışa çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Fiat'ın Türkiye'ye getirmeyi planladığı otomobillerden birisinin de Kronos olduğu söyleniyor. Kronos'un Egea'ya göre daha ucuz bir otomobil olduğu da yine söylentiler arasında arkadaşlar. Aslında Kronos yeni çıkmış bir model değil. Bunu size baştan belirtelim. Linea yerine pek çok pazarda Kronos ismi ön plana çıkarılmış. Zaten otomobilin tasarımına baktığınızda da Kronos'un böyle aman aman yeni bir otomobil olmadığını görebiliyorsunuz. Yani tasarım hatları hani Egea ile kıyasladığımız zaman böyle çok fazla sportif, çok fazla yeni, çok fazla modern durmuyor arkadaşlar. Tabi iç kısma baktığımızda Egea'dan biraz daha böyle bir tık daha modern olduğunu söyleyebiliriz ama dışarıdan baktığımızda kimse ya bu Egea'dan daha yeni bir otomobil demez muhtemelen. Şimdi son söylentilere göre Kronos Türkiye pazarına da girecek. Bu otomobil arkadaşlar kısa süre önce bir makyaj operasyonu geçirmişti ve Türkiye'ye de makyajlı kasasıyla gelecek. İddialara göre Kronos'un fiyatı Egea'dan daha ucuz olacak arkadaşlar. Fiat Egea modelini Türkiye'de pazarlamaya devam edecek. Biraz daha böyle ucuz bir sedan isteyenler içinse Kronos modelini sunacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Kronos'u yeni filo arabası olarak yollarda görmeye başlayabiliriz. Yine söylentilere göre arkadaşlar 3 farklı motor seçeneğiyle gelecek bu otomobil. 2 benzinli motor seçeneği, bir de hibrit motor seçeneği. Biliyorsunuz aslında Fiat dediğimizde aklımıza gelen ilk şeylerden bir tanesi Multijet oluyor ama dizel motorlara Avrupa'nın kapıyı kapatması üzerine pek çok otomobil devi dizel motor üretiminden vazgeçti. Hatta dizel motorlar için yaptıkları Ar-Ge yatırımlarını bile geri çektiler ve bu yatırımların büyük bir bölümünü elektrikli motorlara ayırdılar. Dolayısıyla yeni Kronos modelinin de ülkemizde Multijet motor seçeneğiyle gelmeyecek olması bizler için çok büyük bir sürpriz olmadı. Ama önümüzdeki süreçte muhtemelen elektrikli forma bir dönüş olabilir. Zaten burada baktığınız zaman 3. motor seçeneğinin hibrit olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar ki artık hibrit modellerde her marka ve modelde karşımıza çıkmaya başladı. Yani bugün Türkiye'de satış yapan markaların hepsine baktığınızda mutlaka içlerinde birer hibrit model olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında bu yoldaki ilk adımı Toyota atmıştı ki şu anda baktığınız zaman zaten Toyota'nın hibrit konusunda diğer markalara göre daha üstün bir performans sergilediğini görebilirsiniz. Ama yine Avrupalı üreticiler de hibrit tarafında boş kalmadılar ve kendi teknolojileriyle hibrit motor seçeneğini ortaya koydular. Evet, kısaca özetlememiz gerekirse Fiat Kronos'un 2024 başında Türkiye'ye geleceği iddia ediliyor. Henüz Fiat'tan bu konu hakkında bir açıklama gelmiş değil. Yani evet biz Kronos'u kesinlikle getireceğiz vesaire demiyorlar ama sosyal medyaya baktığınız zaman arkadaşlar bu iddia çok fazla yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Dolayısıyla ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyoruz biz de ve Kronos'un Türkiye'ye gelme ihtimalinin bir hayli güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda çeşitli iddialar da var. Kimileri de diyor ki ya Kronos ismiyle gelmeyecek, Linea ismiyle gelecek. Kimileri diyor Egea ismiyle gelecek, yani yeni Egea olarak karşımıza sürecek ama ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü günün sonunda baktığınız zaman Kronos'un da artık vadesi dolmuş durumda. Yani bu kasa çıkalı bir hayli zaman olmuş, üstüne makyajlanmış, makyajlandıktan sonra da hatta 1-2 sene geçmiş. Dolayısıyla artık bence Kronos'un kasası da son dönemlerini yaşıyor. Ha dediğim gibi Türkiye'de biraz daha ucuz yollu bir otomobil almak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. Yine de biz bekleyip göreceğiz 2024'ün başında Fiat geçirecek mi, getirmeyecek mi, bunu beraber görmüş olacağız. Bu konu hakkında sizin de yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.